Değerli basın mensuplarımız, aziz İstanbullu hemşehrilerim, öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii yeniden İstanbul hedefiyle yola çıktığımız günden bu yana her gün milletimizle, vatandaşımızla hız kesmeden esnafımızla bir araya geliyor. Gençlerimizin, kadınlarımızın, İstanbullu kardeşlerimizin bizden beklentilerini bir taraftan not ediyor. Diğer taraftan da yapılması gereken işlerle ilgili projelerimizi, hayallerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bugün İstanbul için aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalara bir yenisini daha kıymetli başkanımın da açıkladığı gibi ekliyoruz ve her adımda yeniden İstanbul çağrısıyla vatandaşlarımızla kucaklaşacağımız çalışmalarımızın inşallah ilkini başlatmış oluyoruz. Bu vesileyle İstanbul'umuzun 39 ilçesinde her zaman olduğu gibi 22 yıldır yapmış olduğumuz siyaset anlayışını sahaya yansıttığımız gibi yine İstanbul'un 964 mahallesinde, her sokağında, her evinde gönüllerin misafiri olacağız. Selamlaşacağız, muhabbet edeceğiz. İstanbullu kardeşlerimizin bizden beklentilerini hep birlikte dinleyeceğiz ve hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki biz milletimizin en zor anında hep yanında olduk. Bundan sonra da her anında yanında olmaya devam edeceğiz. Biz İstanbul'umuzun mahallelerine, sokaklarına, İstanbul'un geleceği adına karış karış oraları gezmek suretiyle hizmet etmeye değerli arkadaşlar kararlıyız. Nerede olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun İstanbulluları asla yalnız bırakmayacağız. İşte şu anda bu manada başlatacağımız program inşallah bu 40 günlük süre boyunca gerek gençlik kollarımızla, gerek kadın kollarımızla, gerek ana kademimiz ve teşkilatlarımızla birlikte milletimizin yanında olup aşkla, şevkle o projelerimizi, hayallerimizi anlatacağız. Biz projelerimizi, hayallerimizi anlattığımızda işte şu an görüyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi maalesef bu projelere söyleyebilecekleri, eleştirebilecekleri bir konu olmadığı gibi kendilerinin de bu manada İstanbul'un geleceğine dair bir hedefleri, projeleri yok değerli arkadaşlar. Burası çok önemli. Yani işte şöyle geriye dönüp bir baktığınızda insanların yapmış olduğu hizmetlerden ötürü bir karnesi olur. Ve o karnede çalışmanız, vaatleriniz, söz verip sözünüzü gerçekleştirip gerçekleştirmediğinize ilişkin İstanbullular size bir not verir. Ve bu hedefler de İstanbul'un sorunlarına ilişkin, işte trafiği çözmeye ilişkin, deprem riskini artırmaya ilişkin, İstanbul'un gençlerinin, geleceğinin o daha güvenli İstanbul'da, daha huzurlu sokaklarında, işte şimdi Üsküdar'dayız. Üsküdar meydanında gezerken o huzuru, güveni, İstanbul'u hissedeceğiniz, baktığınızda Kız Kulesi'ne karşı o huzuru bulacağınız İstanbul'u bekliyor. İstanbullarımızın beklentisi bu. Burada tüm medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, ırkların, tüm inançların kardeşçe yaşadığı İstanbul'u bekliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi maalesef heybelerinde değerli arkadaşlar hiçbir şey olmadığı gibi milletimize sunacakları bir vaatleri de yok. Projeleri de yok. Bugün gelinen süreçte İstanbul'da İstanbul'un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var. Ve her seferinde bir bahane, bir engelleme girişimi varmışçasına söylemlerle gündemi farklı gündemlere çekerek, farklı konulara çekerek İstanbul'un geleceğiyle bu manada değerli arkadaşlar maalesef burada yaşayan İstanbullularla ilişkin herhangi bir hedefleri, projeleri olmadığını görüyoruz. İşte 31 Mart
bu manada hepimiz için çok değerli, çok önemli bir tarih. 31 Mart'ta bir tarafta İstanbul'un geleceğine dair projeleri, hayalleri olanlarla, diğer tarafta her gündemde farklı gündemler ortaya koyarak yarışan ve İstanbul'un geleceğine dair hedefi olmayanlar, bir tarafta İstanbul'un deprem riskini ortadan kaldırmak için gece gündüz tüm arkadaşlarıyla, işte Üsküdar'dayız, gidin Kirazlıtepe'ye, Ferah Mahallesi'ne bakın. Orada biz kentsel dönüşüm adına ne yapmışız? Gidin Üsküdar'da Nakkaştepe'de yine bir ilk olan çocuk köyümüzde neler hayal etmişiz, neler gerçekleştirmişiz, ona bir bakın. El ele vermişiz, bu projeleri gerçekleştirmişiz. Diğer tarafa baktığınızda İstanbul'a milyonlarca metrekare yeşil alan kazandıracağız deyip de bu sözlerin tutmadığını görürsünüz. Diğer tarafta baktığınızda sırtını nereye yasladığını bilmediğimiz kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz. Ama biz işte bugün olduğu gibi, 22 yıldır olduğu gibi hep milletimizle beraber yol yürüdük. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa biz hemen yanı başında olduk. Zor gününde yanında olduk. Zor gününde milletimizin beklentilerini karşılayabilmek için el ele verdik. Beraber üzüldük. Beraber ağladık. İşin sonunda da milletimizle birlikte beraber sevindik. Biz bu anlayışla çalışacağız ve İstanbul'un, o güzel İstanbul'umuzun, aziz İstanbul'umuzun her sokağında, her mahallesinde olacağız. Çünkü bizim hayallerimiz var. Bizim hayalimiz bu şehri, Türkiye yüzyılının parlayan şehri İstanbul haline getirmektir. Bizim hayalimiz gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli, huzurlu İstanbul'u inşa etmektir. Ve bunun için çalışacağız. Hedeflerimizi anlatacağız. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya otururlarsa otursunlar, biz hep milletin masasında olacağız. Milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Milletimizle beraber el ele, gönül gönüle inşallah bu başarı hikayelerini yazmaya devam edeceğiz. İşte hep biz İstanbul'a dair bir hedef ortaya koyduğumuzda maalesef İstanbul'la ilgisi olmayan farklı gündemlerin İstanbul'a getirildiğini görüyoruz. Ve değerli arkadaşlar, artık maske düşmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde başarısız olmuştur. Verdiği vaatleri gerçekleştirmemiştir. Ve hep söylüyoruz, İstanbul'u o gelecek emelleri, hedefleri doğrultusunda bir basamak olarak görmüştür. İstanbul basamak olamaz. İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin beklentilerini gerçekleştirmek durumundasınız. Eğer siz şehri emin olarak o koltuğa oturuyorsanız bu şehirle ilgilenmek zorundasınız. Bu şehir dışındaki gündemler sizi ilgilendirmez. Bu şehrin dışındaki sorunlar sizi ilgilendirmez. Siz bu şehre odaklanacaksınız ve şehrin şehri emini olarak buradaki tüm kardeşlerimizi, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak, kimseyi ayırt etmeden, herkesi o güzel İstanbul'umuzda huzurlu, mutlu, güvenli yaşama arzusu içerisinde beraberce el ele o süreci yürütmek zorundasınız. Elle yaptığınız kalp işaretiyle bu hizmetler yapılmaz. Sözlerinizle söyleyip o sözlerin arkasında durulmayarak İstanbul'a hizmet edilmez. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister. İstanbul'a hizmet etmek sevda ister. Biz de AK Parti kadroları olarak Cumhur İttifakımızla birlikte bundan önce yaptığımız gibi bundan sonra da milletimizle el ele, gönül gönüle inşallah İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. Her adımla yeniden İstanbul diyeceğiz. Ve projelerimizi, hayallerimizi anlatıp o projelerimizi de inşallah
31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz diyorum. Tekrar bu ilginiz, alakanız ve samimiyetiniz için teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.